Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar. Evet, konu başlıklarımıza şöyle kısaca bir bakalım. Şubat ayında neler var gökyüzünde? Güneş 18 Şubat'a kadar Kova burcunda sizin 7. evinizi aydınlatıyor. Sadece Güneş değil, birçok gezegen orada. Çok kalabalık sizin 7. eviniz. Hemen ayın başında 1 Şubat'ta Venüs de Kova burcuna geçiyor ve dolayısıyla 7. evde çok önemli tesirler almaya başlıyorsunuz. Evet, Kova burcunda yeni ay doğacak. Merkür retromuz devam ediyor 20 Şubat'a kadar. Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı ay ortalarında etkinleşiyor ve ay sonunda da Başak burcunda bir dolunay meydana geliyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. İlişkilerinizle ilgili çok önemli tesirler altındasınız. Süregelen ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, ortağınız, yakın arkadaşınız veya buralardaki ilişki dinamiklerinizle ilgili hedefleriniz, planlarınız, programlarınız her biri Şubat ayında gündeminizde olacak sevgili aslanlar. Evet, Merkür retrosu biraz iletişim sorunları yaratabiliyor. Zaman zaman bizi süregelen ilişkilerimizden ziyade biraz hani geçmişteki ilişkilerimize daha fazla odaklayabiliyor. Bazı fırsatlar da olabilir burada. Yarım kalmış bazı ilişkiler hayatımızda olabilir ya da çözüm bekleyen sorunları olan ilişkilerimiz olabilir. Hani onları konuşmak, bir çözüm yolları bulmak Merkür retrosunda belki mümkün olacaktır. Ama bazı ilişkilerimizde de Merkür retrosu zaman zaman sorunlar yaratabilir. Birbirimizi anlamakta biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Eski eş, eski ortak, eski arkadaş, hani o konular da daha fazla zihnimizi meşgul edebilir. Ama çok da iyicil etkiler var, bunu da unutmayalım. Mutlaka geri giden gezegen sadece olumsuz etki getirecek anlamına gelmiyor. Bazen çok özel fırsatlar da getirebilir hayatımıza. Venüs ve Jüpiter gibi iki tane şans gezegeninin de sizin evlilik evinizde, ilişki evinizde olması kuşkusuz burada çok olumlu fırsatları da getiriyor. Yani bazı problemler olsa da çok kolay çözebilirsiniz veya süre gelen kronik sorunları da çözme fırsatları bulabilirsiniz baktığımızda. Evet, ve Kova burcunda yeni ay doğacak 11 Şubat'ta. Bu yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler demek ve yine ilişkiler ve işbirliği alanında evlilik kararları alabilirsiniz, ilişki teklifleri alabilirsiniz, işbirliklerine, ortaklıklarına girebilirsiniz. Evet, planlayalım, programlayalım, aldığımız teklifleri değerlendirelim ve 20 Şubat'tan sonra Merkür retrosu bittikten sonra daha rahat ilerleyebiliriz, unutmayalım. Retroda çok fazla hani yeni bir şeye hemen başlamak, hemen hızlı karar vermek sağlıklı olmayabilir. Ama şartları şöyle bir değerlendirebiliriz, gözden geçirebiliriz. Belki daha önceden değerlendiremediğiniz bir fırsat da karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirme fırsatı bulabilirsiniz. Tüm bunlar olasılıklar dahilinde yer alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 23 derecede doğacak. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz özellikle 23 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok güçlü etkiler alabilirsiniz. Ve özellikle haritanızın 7. evinde Kova burcunda da gezegeniniz varsa tabii ki bu yeni ayın özellikle Şubat ayının ilişki dinamiklerinizde çok önemli olduğunu, çok etkili olduğunu söyleyebilirim sevgili aslanlar. Evet, bu ay ortalarında 17 Şubat'ta Uranüs Boğa burcunda Kova burcundaki Satürn'e dik açı yapacak. 7 derecede olacak bu açı. Özellikle 3 derece 13 derece arasındaki sabit burçlar etkilenebilir ve siz de sabit bir burçsunuz. Yine güneşiniz özellikle yükseleniniz ya da kişisel gezegenleriniz 3-13 arasındaysa derece olarak bu Satürn-Uranüs karesinin o stresli etkilerini hissedebilirsiniz. Kolektif bir enerjidir aslında. Yani toplumsal alanlarda daha fazla etkiler verebilir. Bu biraz hani bireysel eylemler, özgürlük ihtiyaçları ile işte toplumsal yapılar, kurallar, yasalar arasında ya da otorite figürleriyle çatışmaların, streslerin oluşabileceğini gösteriyor. Yine içinde bulunduğumuz teknolojiyi kullandığımız hani teknolojik araç gereçlerde stresler oluşabilir. Elektrik, elektronik ile alakalı sorunlar, dijital platformlarda olabilecek bazı stresler, güvenlik sorunları, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bireysel olarak en azından çok fazla risk almamak gerekiyor.
sağlığımıza, genel sağlığımıza biraz dikkat edelim. İlişkilerde, eşimizle, partnerimizle, ortağımızla, üstlerimizle, aile büyükleriyle olan ilişkilerde fevri ve dürtüsel davranmak zarar verici olabilir. Daha sakin olmak gerekiyor. Biraz daha kabulleniş içerisinde olmak gerekiyor bu dönemde. 18 Şubat itibariyle Güneş artık Balık burcuna geçecek. 20 Şubat'ta Merkür retrosu sona eriyor. Biraz daha günlük hayatımızda rahatlıyoruz. Hem iş hayatımızda hem ilişkilerimizde daha rahat ilerleyeceğiz. Kendimizi daha iyi ifade edebilir, karşımızdaki kişileri daha iyi anlayabilir, uzlaşma imkanlarını daha rahat bulabiliriz ve sözleşmeleri, anlaşmaları artık 20 Şubat sonrası hayata geçirebiliriz sevgili aslanlar. 25 Şubat'ta Venüs Balık burcuna geçiyor. Güneşle beraber 8. evinizde ilerlemeye başlayacak. Bu da para konuları, özellikle hisseli paralar alanında size aslında tesir olarak bence çok destekleyici. Örneğin eşinizden, ortağınızdan ya da ortak çalışmalardan bazı beklentileriniz varsa parasal anlamda, bunları ay sonunda, ayın son günlerinde alabilirsiniz Venüs'ün destekleriyle beraber. Ve daha rahat, verimli yatırımlar yapmanız, harcamalar yapmanız, alışverişler yapmanız mümkün görünüyor. Ek kaynaklar anlamında da Venüs size destek olacak. Ve ayın sonunda 27 Şubat'ta Başak Burcu'nun 8 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay da yine para alanınızı etkiliyor sevgili aslanlar. Özellikle 18 Şubat'tan sonra güçlenen tesirlerle beraber 27 Şubat 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası da çok etkili. Aslında 10 Mart'a kadar da bu tesirler devam edebilir. Maddi konularda bazı başarılar elde etmeniz, kazançlar elde etmeniz ya da size kazanç getirecek işlerle ilgili adımlar atmanız, işbirlikleri de olabilir tabii bu, ya da sizi maddi olarak destekleyecek ilişkiler, evlilik gibi konular olabilir, ya da eşinizin, partnerinizin kazançları ile ilgili gelişmeler, onun iş hayatı ile ilgili gelişmeler ve size tabii ki olabilecek maddi destekler burada söz konusu olabilir. Kendinizi maddi anlamda daha güvende hissedebileceğiniz, para durumunuzun öne çıktığı, paranızı nasıl değerlendireceksiniz konuları da olabilir tabii. Belki bazı alışverişler, bazı harcamalar, belki yatırımlar söz konusu olabilir. Bunları gündeme getiren bir dolunay bu. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Özellikle 8 derece ve yakınlarında değişken burçlarda, Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarında gezegenleriniz varsa dolunayın tesirleri daha güçlü olabilir. Toprak ve su burçları destek alacağı için toprak ve su burçlarında Başak, Oğlak, Boğa, Balık, Yengeç ya da Akrep, iyicil gezegenleriniz varsa, evet, o zaman o parasal desteklerin, şansların, fırsatların daha güçlü olabileceğini söyleyebiliriz. Yani maddi anlamda kendinizi daha güvende hissedebileceğiniz koşullar bu dolunayla beraber söz konusu olabilir sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.